Bayram tatlıları tezgahlarda yerini alırken bayram telaşına erken giren baklavacılar oluşan yoğunluktan memnun görünüyor. Bayram süresince ülke genelinde yaklaşık 6000 ton baklava tüketilmesi bekleniyor. Egzoz gazının girmediği, ayak basmamış otlardan beslenen koyun ve keçi sütünden yapılmış erimiş yayla tereyağı kullanacaksınız. İyi baklava için bu şart. 2. Pancardan yapılmış şeker olacak. 3. Fıstık, filik fıstık olacak. Un, sert buğdaydan yapılmış un olacak. Ramazan bayramına sayılı günler kala İstanbul'daki baklava ustalarının yoğun mesaisi de başladı. Tüketici talebini karşılamak için çalışan tatlıcılar mağaza satışlarının yanı sıra online siparişlere yetişmek için de büyük emek harcıyor. Nice bayramlar gördük. Tabii ki bu koronadan sonra bu bayram müşterilerimiz tabii bayramlaşmaya gitmeye başladılar. Bayrama misafir çağırdılar. Tabii ki bu bayram biraz daha fazla talep oluyor. Bayram öncesi tatlı imalathanelerinde gözde görülür bir yoğunluk yaşanırken Türkiye genelinde yaklaşık 1400 ton olan günlük baklava üretimi Ramazan ayı boyunca iki katına çıktı. Bayram süresince yaklaşık 6000 ton bir tüketim öngörülüyor. Mesela halkımız dikkat etsinler bayramda. Çünkü bir ürün hem kaliteli hem ucuz olmaz. Kalitenin önceden ödenen bir bedeli vardır. Kalitesini daha sonra ödenen çok daha büyük bedeli vardır. Son yıllarda popüler olan soğuk baklava, midye baklava, mor baklavada önemli artışlar ve büyük bir talep var. Cevizli baklava 200 liradan, fıstıklı baklava ise 250 lira civarında satılıyor.